Ersoy dedi. HDP İnce'ye destek veriyorsa İyi Parti ne yapar? Meral Akşener her ağzını açtığında ikinci tura kendisinin kalacağını söylüyor. Siyaset hedeflemesi bakımından eksik ancak rasyonel gerçeklik bakımından da önemli. Eksik çünkü ikinci tura kalmak diye bir hedef olmaz. Lider doğar, büyür ve yürür. Yani ilk turda bu yarış biter motivasyonuyla yola çıkmak lazım. Rasyonel gerçeklikten kastımsa şu. Meral Hanım nihayetinde ikinci tura ben kalacağım diyerek bir fotoğraf çekiyor. 25 Haziran fotoğrafı. Bunu şartlar olgunlaşmadan görme şansımız elbette yok. Ama 25 yıldır siyasetin içinde olan biri olarak Akşener'in A, B ve C planlarının da olduğunu tahmin etmek güç değil. Meral Hanım'ın sıklıkla ikinci tura ben kalacağım demesinin politik karşılığı şu. Ben kalırsam sorun yok. Diğer aday kimse ona karşı yarışırım. Peki ya sahiden bir ikinci tur olur da kalan Meral Hanım olmazsa? Ahmet Şık açık ve net bir şekilde HDP'nin ikinci tur tercihinin Muharrem İnce olacağını söylüyor. Meral Akşener de seçmen kitlesine inceyi mi gösterecek? Yani HDP ile adı konmamış bir ittifak mı yapacak? Yoksa Akşener'in ikinci tur planı başka mı? Tıpkı geniş mutabakat projesini çökerttiği gibi kafasında beklentilerin aksine ikinci bir plan mı var yoksa? Bu şaşırtıcı olmaz. İkinci tura Meral Akşener kalırsa HDP ne yapacak? Ahmet Şık açık uçlu soruya geniş geniş cevap verdi. Muharrem İnce için köprüden ince son çıkış falan diyerek kendi başkan adayları olan Demirtaş'a değil CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'ye destek atan konuşmasını yaptı. Soru açık uçlu olunca konuş konuşabildiğin kadar. Peki ya çoktan seçmeli bir soru çıkarsa hangi şıkkı işaretleyeceksiniz? Misal ikinci tur sahiden oldu ve fakat ince değil Meral Akşener kaldı. Akşener'i mi destekleyeceksiniz, Erdoğan'ı mı yoksa boykot mu edeceksiniz sandığı? Kabul edin bir stratejiniz yok aslında değil mi? Meral Hanım'ı da mı Amerikalılar aradı yoksa? Meral Akşener, HDP, CHP, Saadet ve İyi Parti olarak hepimizden Abdullah Gül'e aday göstermemiz istendi dedi. Bu açıklama gerçek anlamıyla bir yetmez ama evet Hatırlayın Meral Hanım adaylık iddiasından vazgeçmeyerek ve kendisini köşeye sıkıştırmak üzere görevlendirilmiş 15 CHP'liyi evlerine geri yollayarak bu oyunu bozmuştu. Şimdi bir devlet görevi daha var üzerinde. Geniş mutabakatı kimin kim aracılığıyla istediğini kamuoyuna açıklamak. Yoksa Muharrem İnce'yi arayan Amerikalılar mı aradı Meral Hanım'ı da? Ersoy Dede Star